arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir yelek öreceğiz yeleğimizin tarifine geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak zil sesini aktif hale getirerek bizleri desteklerseniz yorumlarınızda beğenilerinizde çok mutlu oluruz Evet şimdi yeleğimizin örmesini anlatmaya başlayalım. Yakamızdan başlıyoruz. Yakamızdaki zincir sayımız yaş grubumuzun ya da ay grubumuzun büyüklüğünü ve küçüklüğünü belirlemekte. Daha büyük yaşlar için öreceksek her parça için önümüz için öreceğiniz büyüklüğe göre 2 4 olarak artırabilirsiniz. Önlerimizin her ikisini eşit arttıralım. Kollarımızın her ikisini eşit arttıralım. Arkamızı ise önlerimizin toplamından 2 tane eksik olarak ayarlayalım. Evet, artışlarımı yaparak geldim. Şu şekilde bakacak olursak artışlarımızı, artışlarımızın birisini çift, birisini tek. Bir sırada tek, bir sırada çift olarak artırdık. Ne hepsini çift ya da hepsini tek olarak kullanmadık. Birer sırada değişiklik yaparak aşağıya doğru geldim ve yeterli roba ölçüsüne ulaştıktan sonra gövdemizi birleştirdik. Evet birleşme işlemimizi yaptıktan sonra ilk rengimiz olan beyazımızla modelimizi kurarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettik. Hemen yeleğimizin ölçülerini bir göz atalım. Omuzumuzun en yüksek yerinden ölçüyorum. 30,5 cm şöyle bakınız 30,5 cm uzunluğu. Kol altından gövde genişliğimizi ölçtüğümüz zaman ise 27 santim olduğunu görmekteyiz. 0-8 ay eğer bebeğimiz küçükse 1 yaşa kadar olabilecek yeleğimizi şöyle arkadan bir de görelim. Bakınız arkasından da yeleğimiz çok hoş durmakta. Sarı beyaz tıpkı papatyalar gibi çok hoş görüntüsü var. Ya da minik kalpler gibi birbirleri ardınca kurulmuş modelimiz. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için sarı ve beyaz ipimi kullanıyorum. Sarı ipim Nako'nun rekoru. Beyaz ise Minnoş Baby. Her ikisiyle yeleğimizi öreceğiz. Tığ numarası ise 2.5 numaralı tığımı kullanmaktayım. Şöyle görecek olursak. Evet sarı ipimizle robamızı örmeye başlayalım. Aynı anda işaretlerimizi de bırakarak ilerleyelim. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve şöyle gevşetiyorum zincirimi çekmeye başlıyorum bakınız rahat rahat çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincirimi çektim birinci önümüz hazır oldu ayracımı hemen 10. zincirime takıyorum ve kolum için örmeye başlıyorum 1 şöyle ipimizi tüm olarak alalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 zincirde kolum için çektim ve işaretimi tam 14. zincire taktım. Yeleğimizin arkası için örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 9 10 On bir, on iki, on üç, on ve 18 Tam 18 zincirimi yiyiğimizin arkası için ördük. Tekrar kolum için 14 zincirimi çekmeye başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13 ve 14. Burası da ikinci kolumuz. Şimdi son olarak 10 tane zincirimizi önümüz için çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yeleğimizi bu şekilde bölümlerine ayırarak ördüm. Evet santim olarak ölçülerimize bakalım. Şöyle uzatıyorum ve bir Tığımın bulunduğu noktaya şöyle mezurumu koyuyorum. Ve son ölçümüzü görelim. 26 santim ya da 26 buçuk da diyebiliriz. Şöyle çektiğim zaman daha güzel görünecek. Şöyle bakın. 26 santim zincirimizin ölçüsü düzelttiğim zaman 27'ye geçebilir ama ben o haliyle e, göstermek istedim şimdi önlerimizi 10 tane zincir çektim kollarımızın her ikisini 14 ve 14 arkamız 18 tekrar kolumuzu 14 önümüz 10 olarak ördük ve bu şekilde bölümlerimizi ayırdık şimdi trabzanımızı örmeye başlayalım 1 ve 2 zincir geri geliyorum 1 ve 2 zincir ekliyorum tığımın başını doluyorum ikinci zincirin içerisine girerek trabzanımı örüyorum İki tane trabzanım oldu. Zincirimi birer birer atlamadan trabzanlarımı örüyorum. İkili trabzan örüyorum. İşaretlerimizi taktığımız için hiç sayımızda problem olmadan öreceğiz. Düz roba çalışması yapıyoruz. Evet işaretimin bulunduğu yere kadar ördüm. Ve sayıyoruz hemen. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 tane trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki ilk zincire batıyorum. Bakınız ayracımızı çıkardığımız yere. Ve buradan 14 tane trabzanımı birer birer zincirlerimin içerisine girerek örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Her birer, birer bakınız. Her bir zincirimizin yuvasına batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Buradaki ayrım yerimizde de bakınız. Her ikisi için farklı zincir yuvalarımızı kullandık. Ve ilerliyorum. İşaretimi taktığım yere kadar örerek geliyorum. işaretimizin hemen yanı başına kadar geldim. Ve son trabzanımı örüyorum. 14 tane trabzanımı ördüm. Hemen iki zincirimi çekiyorum. 1 2 işaretimizin hemen yanındaki yere iki zincirimizi çekerek ara ayrımımızı oluşturuyoruz. İşaretimizi çıkartıp çıktığımız yere batarak diğer parçamızı örmeye başlıyoruz. Şimdi Arkamıza başladık. Önümüz, kolumuz ve arkamız. Sonra tekrar kolumuz ve son olarak önümüzü örüyoruz. Yine aynı şekilde birer birer zincirlerimize trabzanlarımızı örelim. İşaretimize kadar devam edelim. İşaretimin bulunduğu yere kadar geldim. Arkamızı da bu şekilde tamamladık. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. İşaretimi çıkarıp kolumu örmeye başlıyorum. Birinci zincirin içerisine girip ilk trabzanımı ördüm ve devam ediyorum. Diğer işaretime kadar birer birer trabzanlarımızı örelim. Şimdi kolumuzdayız. Kolumuzu örerek tamamladım. Şimdi en son işaretimin bulunduğu yere geldim ve son olarak ikinci önümüzün bulunduğu yerdeyim. Hemen işaretimi çıkarıyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra işaretimi çıkardığım zincir yuvasına girerek birinci trabzanımı örüyorum. Ve devam ediyorum. 10 tane zincir çekmiştim. 10 trabzanımı her birinin üzerine yerleştiriyorum birer birer bakınız. Şöyle görelim. Her bölümümüzü birbirinden iki zincirle ayırıyoruz. Son şimdi önümüzü örelim. İkinci sıraya geçmek için tekrar görüşelim. Bütün bölümlerimizi örerek tamamladım ve her bölümümüzün arasını iki zincirimizle ayırdık. Önümüz, kolumuz, arkamız, tekrar kolumuz ve önümüz olarak bitirdik. Şimdi bir İki zincir çekiyorum, örgümün arkasını çeviriyorum ve artışlarımı yapmak üzere başlıyorum. Birinci trabzanımı ördüm, ikinci trabzanım minik gözün üzerine batıyorum ve ikili trabzanımı örüyorum. Diğer trabzanlarımı da aynı şekilde örerek ilerliyorum. Birer birer ilerlemekteyim hepsinin üzerine bakın atlamayalım. En son trabzanımı ördükten sonra iki zincir çekmiş olduğum yere hem önümüz hem de kolumuz için artışımızı yapacağız. Her ikisinin de arasına yine iki tane zincirimizi çekeceğiz. Bir trabzanımı ördüm ve ikinci trabzanımı örüyorum. İki trabzanımı ördükten sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum aynı yere giriyorum kolum içinde iki tane artışımı yapıyorum bakınız kolumuz içinde artışımızı yaptık ve birer birer trabzanlarımızı örüyoruz şimdi kolumuz için trabzanlarımızı da birer birer örelim hiç atlamadan her birisine bir defa batıyorum zincirimin bulunduğu noktaya kadar örelim Zincirimin bulunduğu yere kadar örerek geldim. Şöyle görelim. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin bulunduğu yere 1 ve iki tane kolum için artışımı yapıyorum. Bakınız başlangıçta da iki tane artmıştık. Arayı ördük. Bitişte de iki tane artışımızı yapıyoruz. 2 zincirimizi araya çekelim. Tekrar iki trabzanımızı örelim. Evet yeniden bu kez ki, e, zincirden sonraki artışlarımız arkamız için olacak ve arkamıza birer birer trabzanların üzerinden batarak örmeye başlayalım. Bütün trabzanlarımızı örerek tamamlayalım. Evet bütün arkamızı ördüm. Şimdi zincirimin bulunduğu yerdeyim. Yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki iki trabzanımı ördükten sonra bir iki zincir çekip tekrar bir üst nokta için aramızı ayarlıyorum iki tane trabzan yine artışımı yapıyorum ve kolumuzu örüyoruz Evet ikinci sıramızda bakınız başlangıç yerimizden başladık İki zincirimizin olduğu yere iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımız ördük ve devam ettik kolumuzu örmeye. Tekrar ıı, ara bölüme geldiğimiz zaman iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan ördüm. Yeniden bütün trabzanlarım örerek arkadaki buradaki zincirimizin üzerine geldim. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan ördüm ve bu şekilde trabzanlarım örerek ilerliyorum. Buraya da Aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ilave ediyoruz ve en son noktada görüşüyoruz. İkinci sıramızı tamamlayarak bitirdik ve her artış bölümünde ikişer trabzan artarak sıramızın başına kadar geldik. Üçüncü sıramızda artışlarımızı birer birer yapacağız. ikişer artmayacağız. Bir sıramızda çift, bir sıramızda tek artış yapalım. Bakınız en son trabzanımı ördükten sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çevirerek trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum. Zincirimizin bulunduğu noktaya kadar hiçbir farklı işlem yapmadan birer birer örelim. Evet zincirimin bulunduğu yere geldim. En son trabzanımı ördüm. Şimdi zincir içerisine bir trabzan örerek sadece bir artış yapıyorum. Bir önceki sırada iki artış yapmıştım. Burada bir artış. Bir sıramızda çift bir sıramızda tek artış yapalım. Bir ve iki zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan daha örüyorum ve burada tek artışımı gerçekleştirmiş oluyorum ve ilerliyorum kolum için olan trabzanlarımı birer birer örüyorum ve zincirimizin bulunduğu noktaya tekrar geliyoruz kolumuzu örerek devam ettim ve zincirimin olduğu noktadayım yine tığımın başında doluyorum, zincirimin içerisine batıyorum bir tane trabzanım ördükten sonra İki zincirimi çekiyorum, yeniden bir tane trabzanımı artıyorum. Bu sıramızda bir trabzan, iki zincir, bir trabzan olarak sıramızın artışlarını yaparak tamamlayalım. Üçüncü sıramızdaki artışlarımızı birer birer yaptıktan sonra dördüncü sıramıza başladık. Dördüncü sıramızda yine çift olarak artışlarımızı yapalım. Öncesinde bakalım, ikinci sıramızda ikişer artışlarımızı yaptık. Üçüncü sıramızda birer birer artışlarımızı yaptık. Şimdiki yapacağımız sıramızda yine çift artış yapacağız ve robamızı bir tek bir çift olarak artırıp tamamlayacağız. Bir aynı yere batıyorum. İki. İki tane zincirimi çektikten sonra tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve bir tane daha örüyorum. İki. Şöyle görelim. Çift tek ve yeniden çifter çifter. Bundan sonrakini yine tek bir tek bir çift olarak yeterli ölçü gelene kadar örerek tamamlayalım. Robamızı yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıramızı ördük. 9 sıramızda bir tane ikili, bir tane tekli, bir ikili, tekli, ikili, tekli, ikili ve tekli olarak artışlarımızı yaptık. Bakınız tekli ve ikili, tek artış, iki artış, tek artış, iki artış, tek artış ve iki artış olarak artışlarımızı yaptık. Şimdi yeniden sıramızı örerek geldim. Yeni bakınız şu şekilde kol altımızın bulunduğu noktadayım. Hemen iki zincirimin bulunduğu yere giriyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanım örüyorum ve arayı büküyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar Arkam için olan bölüme 3 tane trabzan örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzan önümüzde 3 trabzan da arkamızda ördük ve kolumuzu araya zincir çekmeden birleştirdik bakınız şu şekilde başlangıçta birer birer örerek geldim 3 trabzan ördüm ve arkaya da 3 trabzan örerek ilerledim şimdi devam ediyorum bütün trabzanlarımızı arkamızda örelim kol altında yeniden görüşelim Kolumuzu birleştirdikten sonra arkamızı birer birer örerek geldim. Tam kol altımızdayız. Yine 3 tane trabzanımızı zincirimizin içerisine örelim. 1, 2 ve 3. Kolumuzu bükelim. Tekrar tığımın başını dolayarak 3 tane trabzanımı kol altımıza örüyorum. Üçer üçer artışımızı yaptık. 3 tane trabzanımı ördükten sonra önüm için hazırlamış olduğum bölümümü de birer birer örüyorum ve sıramızın başında bu kısmımızı tamamlıyoruz. Sıramızın başına gelerek kol altımızı birleştirdik ve şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Bu sıradan sonra artık modelimizi yerleştiriyoruz. 1 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve kenar patı olarak trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Zincirimiz ve yanındaki trabzan 2 3 4 5 5 tane trabzanımızı ördüm. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladıktan sonra bir atlıyorum. Hemen diğer trabzana 1 ve yanındaki trabzana batarak iki tane trabzan yan yana örüyorum. Bir tane zincir çektim, bir trabzan atladım, iki trabzan yan yana ördüm. Bir zincirimi tekrar çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bir tane atlıyorum. Diğer trabzana iki tane trabzanımı örüyorum. Aynı trabzan içerisine bakınız. Birinci trabzanlarımı ayrı ayrı örmüştüm. Bu iki trabzanımı bir atladım. İkinci kez iki trabzanımı ise aynı yuvanın içerisine ördüm. Şimdiki sıralamamız bir tanesi ayrı ayrı bir tanesi aynı yuvanın içerisine ikişer trabzanlarımız örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atladıktan sonra diğer trabzanıma batıyorum. Ve bir sonraki trabzanımın üzerine batarak iki tane ayrı yuvada trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir ve aynı yuvanın içerisine batıyorum 2 2 tane trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum bir trabzan atladıktan sonra bir farklı farklı trabzanlar üzerine iki trabzanımı örüyorum yeniden bir zincirimi çekiyorum bir atlıyorum bir aynı yere batıyorum 2 bir tane zincir bir atlıyorum iki farklı trabzan üzerine trabzanlarım örüyorum şöyle görelim bakınız 5 tane kenar batımı ördükten sonra bir zincirimi çektim 2 tane trabzanım 2 farklı yuvaya batarak ördüm sıradakine bir trabzan içerisine ikisini 2 farklı bir trabzan 2 farklı bir trabzan ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım şimdi kol altında birlikte yapalım bir atlıyorum aynı yere batıyorum bir tane zincir çekiyorum bir atladıktan sonra iki farklı trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İkişer trabzanlarımızı örerek geldim ve en son diğer kenarımızda başladığımız gibi 5 tane kenar patımız için olacak trabzanımı ördüm. Her iki kenarımızı beşle başlayıp beşle bitirdik. Evet şimdi ikinci rengimiz olan beyazımıza geçelim. Şöyle son ilmeği alıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim birleşme ile birlikte ipimi sıkıştırıyorum hem sarı ipimi hem beyaz ipimi ve örgümün yönünü çeviriyorum buradan kenar patım için olacak 5 tane trabzanımı örüyorum zincirimle birlikte şöyle ipimiz evet yarımlanmasın 2 3 4 ve 5 5 tane kenar trabzanımızı ördüm ve şimdi modelimizi kurmaya başlayalım ilk bir zincirimin olduğu bölüm var bir tane de aşağıdan atlamıştım tığımın başını doluyorum atladığım yere gelerek batıyorum bakınız aşağıya hemen üst kısma değil zincirimin altına değil bir alt sıradaki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum başını doladım giriyorum buradan ve trabzan örer gibi çekiyorum yalnız biraz uzatıyorum boyunu eşitlemesi için ve bir iki defa da alıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum uzatıyorum biraz 1 bir ve 2 yeniden aynı yere girdim 1 ve 2 araya zincir çekmeden hemen tığımın başını doluyorum. Bakınız buradaki bir tane zincirimin altında bir atlamış olduğum trabzanım var. Trabzanımın içerisine batıyorum biraz uzun alıyorum. 1 ve 2 aynı yere tekrar giriyorum 1 ve 2 yeniden örüyorum 3 defa örüyorum ve aralarda zincir çekmeden hemen başını doluyorum atlamış olduğum bakınız trabzanı yukarıda zincir çektim aşağıda trabzanım hemen giriyorum uzunca biraz alıyorum 1 Bir. biraz uzatıyorum bakınız 2 ve 3. 3 defa aynı yere giriyorum. Araya zincir çekmeden bir sonraki araya gelerek batıyorum. 1 2 3 Evet şöyle yapmış olduğumuz işlemimizi görelim. 5 tane kenar patımı ördükten sonra aşağıdaki trabzanımıza 3 tane trabzanım ördüm. Biraz ilmeğimi uzatarak aldım. Araya zincir çekmeden tekrar atlamış olduğum yere 3 tane trabzanımı ördüm. Ve araya zincir çekmeden bu şekilde ilerliyorum. Bir kere daha birlikte yapalım. Bakınız yukarıda zinciri çektim. Aşağıda trabzanım durmakta. Trabzanımın içerisine giriyorum. İpimi biraz uzatıyorum ve 1 2 aynı yere giriyorum 1 ve 2 aynı yere 1 ve 2 zincir çekmeden bakın hemen trabzanıma geçişimi yapıyorum 1 geçişimi yapıyorum 2 ve 3 ilerliyorum bu şekilde bütün bir trabzanlarımızın olduğu yerlere girerek üçer tane trabzanımızı örelim ve sıramızın sonunda yeniden görüşelim. Beyaz rengimizi uygulamaya kenar patımızdan başladık. Üçer trabzanımızı alttan alarak ördüm ve diğer e, kenar patımıza kadar modelimizi kurarak geldim. Şimdi araya zincir çekmeden 5 tane trabzanımızı örelim. Bakınız şuradayız şimdi. 1 2 3 4 ve 5. Tığımı şişin doluyorum. Hemen başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Kenar patımızı örerek götüreceğiz bu yeleğimizde ve ipimi şöyle uzatıyorum. Sarı ipimin olduğu noktaya geçiyorum. Bakınız bir uçtan diğer uca kadar ördük. Gayet güzel oldu. Sarıyla beyaz zaten çok çok yakışmakta. Şöyle önden de görelim modelimizin kurulumunu. Kenar patlarımız ve modellerimiz. Modellerimizin sayısı bakınız 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakınız şurada görülmekte. Evet. Bu önerimizin eşit olması gerekmekte. Hemen sarı ipimi alıyorum. Diğer uçtaki ve örmeye başlıyorum. Parmağımıza dolayalım. Birinci zincir olarak çekmiş olduğum ilk trabzanımızın tepe noktasına geçişimi yapıyorum. Şöyle ve ilmeğimi geçiriyorum. 1 2, 3. Kenar patımızı 5 tane hiç istisnası sıramızın sonuna kadar hangi renk olursa olsun örerek devam ettireceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane zincirimi çektikten sonra şu 3 tane trabzan üzerinde işlemimizi yapıyorum. Birinci trabzanıma batmıyorum. İkinci ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Batıyorum. 1 ve 2. 2 tane trabzanımı ördüm. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını tekrar doluyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum. 2 ile üçü örüyorum. 1 ve 2. Iki. Aşağıda ikişer trabzan hazırlamıştık. Bakınız. Şimdi modellerimizin yerine kaydırarak ilerletiyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Beyazımın ilkini örmüyorum. İkinci ile üçüncüyü örüyorum. Bir ve iki. Bir tane zincirimi çekiyorum, tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımı atlıyorum, iki trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Tekrar bir zincir çekiyorum, birinci trabzanımı atlıyorum, ikinci ve üçüncü trabzanımı örüyorum ve iki trabzan bir zincir halinde bu sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar birinci trabzanımızı atlayarak ikinci ve üçüncü trabzanımıza iki tane sarı trabzan örelim ve sıramızın sonunda kenar patımızın bulunduğu noktada yeniden birlikte olalım. Sarı rengimizde ikişer trabzan, bir zincirimizi örerek geldim ve en uç noktaya yaklaştım. En son iki tane trabzanımızı ördükten sonra bir zincirimizi çekelim ve kenardaki beş tane trabzanımızı örelim. Tığımın başını dolayarak hemen batıyorum. Birinci trabzanımı örüyorum. Bakın bir zincirimizi çektik. Birinci trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı örüyorum. 3, 4. Ve beşinci trabzanımızı bakınız şu şekilde örelim. Tığımızın başına sarı ipimizi dolayalım. İlmeğimizi takalım. Şöyle ilmeğimizi küçültelim. Her iki ipimizi parmağımıza alalım. Bakın sarıyı doladık. Her iki ipimiz parmağımızda. Ve tek seferde geçirelim. Sonrasında öreceğimiz beyaz ipimizi alarak ikinci çekim işlemini yapalım. Ve böylece aşağıdan ipimizi yukarıya doğru çekmemiş oluyoruz. Başlıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tekrar şuradaki görmüş olduğumuz gibi beyaz uzun aldığımız ilmeklerimizi almak için önce kenar patlarımızı örerek başlıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 kenar patımızı ördüm ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız burada bir tane zincirimiz vardı. Hemen buraya bir tane modelimizi kurmuyoruz. Şuradan hiç zincir çekmeden şu araya geçişimizi yapıyoruz. Şuraya model kurmuyoruz bakınız. Hemen ilk araya geçiyorum. İki tane üç olan araya trabzanlarımızdan sonraki olan bölüme değil. Zincir çekmeden tığımın başında doluyorum. Yine bu kez şuradan bakınız beyazımızın olduğu noktadan batıyorum ve uzatıyorum bir modelimizi kaydırmış olduk. 2 ve 3. 3 tane trabzanımızı ördüm. Araya zincir çekmeden tekrar ilerliyorum ve bakıyorum bakınız bir tane trabzanımızın olduğu bölüm var. Gelerek oraya batıyorum. 1 2 ve 3 atlamış olduğumuz trabzanımızdı. Tekrar araya zincir çekmeden Hemen aşağıdaki bir trabzanın bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. 3 tane trabzanımı aynı yuvaya örüyorum. 2 ve 3. Yeniden şöyle görelim. Yukarıda bir zincirimiz var. Aşağıda bir trabzan. Beyazımızdan atladığımız yer var. Hemen oraya 3 tane trabzanımızı örelim. Ve bakınız modellerimizin yeri kaydı hemen Eğer aynı yerde yapacak olsaydık şurada kurumamız gerekecekti beyazımızı birer tane modelimizi her seferinde kaydırarak ilerleyeceğiz Evet şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım 5 trabzanımızı ördükten sonra hemen ilk üçer trabzan örmüş olduğumuz araya girdim ve 3 tane trabzanımı ördüm. Araya zincir çekmeden 2 tane trabzanımı atladım. Ve aşağıdaki atlamış olduğumuz bir trabzanın üzerine 3 tane trabzanımızı ördük. Ve bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. İkinci beyaz sıramızı örerek tamamladım. Kenar trabzanlarımızın bulunduğu noktaya geldik. Hemen 5 tane trabzanımızı örelim. Tığımın başını doluyorum. Bu kısma geliyorum. İlk trabzanımı ördüm. ikinci trabzanımı. Üçüncü. Dört ve beşinciyi de ördükten sonra trabzanlarımızı bu şekilde tamamlıyorum. Evet şimdi şöyle bir görelim. İkinci beyaz sıramız bu şekilde tamamlandı. Diğer uçta olan sarı ipimin olduğu yere geliyorum. Hemen kenar patlarımı örerek başlıyorum. Birinci trabzanımın üzerine geliyorum. İpimi alıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincirimi çektikten sonra 5 trabzanımı ardı ardına örüyorum. Şöyle bakalım. 5 tane trabzanım ördüm. Şimdi biraz önceki yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. iki tane trabzanım örüyorum. 1 ve 2. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci ve üçüncü trabzanlarımı örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum. Bir ve iki. Yeniden araya zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir, iki. Zincirimi çektim. Bir tane. Bir atlıyorum. Bir ve iki. Diğer uca kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, 1 zincir örerek geldim. Bakınız ilk trabzanı atladım. 2. ve 3. ördüm. 1 tane zincir çektim. İlk trabzanımı atladım. 2 ve 3'ü ördüm. Bu şekilde sıramızı tamamlayarak uç noktaya kadar geldim. En son 2 trabzanımı ördükten sonra 1 tane zincirimi çektim. Ve kenar patım için örmeye başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane trabzanımı ördüm. 4. trabzanımı ördükten sonra 5. örmek için bir defa tığımın başını doluyorum. Beyaz ilmeğimi tığıma takıyorum. Ve şöyle küçültüyorum. Evet, her ikisini elime sararak bir defa ikisiyle birlikte örüyorum. Daha sonra Şöyle tekrar düzeltip beyaz ipimi örmeye başlayacağım için ikinci alma işlemini beyaz ipimle yapıyorum ve yukarıya çıkıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ve örgümün yönünü çeviriyorum. Birer birer kenar patlarımı örüyorum. İkinciyi ördük. 3, 4 ve 5. 5 tane kenarımı ördükten sonra araya zincir çekmiyorum ve hemen tığımı başım doluyorum. Bakınız ilk bir zincirim ve aşağıdaki bir tane atlamış olduğum trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Araya zincir çekmiyorum. Hemen ikincisini geçişimi yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aşağıya batarak 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyerek devam edelim. Evet tekrar sarı rengimizde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Sarı rengimizde ise birer tane her iki tane trabzan arasında mutlaka bir zincirimizi çekiyoruz ve 3 tane beyaz trabzanımızın ilkini örmeden 2 ile 3 örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane trabzan beyazımız atlayıp 2 ile 3'ün üzerine örerek tamamlıyoruz ve modelimizi bu şekilde kurarak ilerletiyoruz ve istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Şöyle görelim modelimizi bakınız. Diğer yönde de görüntüsü. Ee, Yeleğimiz büyüdükçe modelimiz çok çok daha güzel kendisini gösterecektir. Evet şimdi yeniden sarımızı birlikte kuralım. Sonra istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Bir zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. ikinci trabzanıma batıyorum. Örüyorum. ikinci trabzanımı da örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp 2 ve diğer trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. ikinci trabzanıma batıyorum. Ve örüyorum. Şöyle görelim. Evet bu şekilde modelimizi istediğimiz ölçü gelene kadar kurmaya devam edelim. Yeleğim istediğim uzunluk ölçüsüne gelene kadar örmeye devam ettim. Bir sıra beyazımı bir sıra sarımı ördüm. Ve görmüş olduğumuz gibi bu kadar güzel bir sonuç ortaya çıktı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bakınız her iki yönden hangi yönden kullanmak isterseniz o yönden kullanabilirsiniz. Evet şimdi son sıramızı birlikte örelim. İki trabzanımızı ördükten sonra son sıramızda beyazımızla yapmış olduğumuz 3 tane trabzanımızı sarımızda yaparak tamamlayalım diğer uçtan başladım Bakınız, aynen beyazımızda yaptığımız işlemimizi iki sarıyı üst üste örerek tamamlıyoruz geleğimizin roba kısmında da sarı ağırlıklı çalıştığımız için alt kısmı sarıyla yine tamamlayalım Beyazımızı öreceğimiz bölümlere 3 trabzan, sarıyı örelim ve yeleğimizi tamamlayalım. 3. Diğer bölüme geçiyorum. 3. Evet. Kenar patımızı ördükten sonra alt kısmımızı bitirmiş oluyoruz. Uçtan diğer uca kadar sarımızı örerek tamamladık. Şimdi e, yeleğimizi kenarlarını örmeye başlayalım. Bir tane zincir çekerek kendimizi buraya sabitledim. Hemen aynı yere girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki trabzan grubuna yine şöyle ipimizi düzeltelim. Girerek bir tane daha sık iğne hemen yanına ikinci sık iğne. Her sıramızdaki trabzanımıza ikişer tane sık iğne örerek aşağıya doğru inelim. İpimizi de gizliyoruz bakınız diğer sırama geçiyorum 1 ve 2. Diğer sırama 1 2. Sadece batıyorum ve çekiyorum. Şöyle görelim. Kenarımızı sık iğne ile tığlıyoruz. İkişer ikişer ilerlemekteyim. Beyaz rengime geçtim. 2 Diğer rengime geçiyorum. 1 Şurada iki renk karışım olan yere giriyorum. Geçişlerimiz. Çok fazla doldurmayalım. Geçişlerimize batığımız zaman trabzanımızı iki olarak değil bir olarak örelim. Doldurmayalım fazla. Bakınız buraya batıyorum ikinciyi battım hemen geçişimin olduğu yeri yine kapatıyorum diğerine batarak bir tane sık iğne bu şekilde renk değişimlerinin üzerini de kapatalım Evet aşağıya doğru örerek iniyorum Evet yanımızı tamamladık aşağıya geçtikten sonra bakın her bir trabzanımızın arasını birer sık iğne örerek ilerleyelim ve diğer kenarımızı da aynı şekilde sık iğne ile örerek tamamlayalım Yakamın bulunduğu noktaya geldim. Yakamızda da aynı şekilde örmeye devam edelim. Her trabzanımızın arasına birer tane sık iğnemizi örelim. Ve çevre sık iğne ile kuşatalım. Araya girmeyelim. Tam trabzanın arasına girmekteyiz bakınız yakamızı da örerek tamamladım. En son başlangıç noktasına kadar geldim. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Tekrar beyazımın bulunduğu yere geliyorum. Batıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra makasımla kesiyorum. Şimdi kolumuzdan örmeye başlayalım. Tam alt kısımdan giriyorum ve birer birer sık iğnelerimizi örerek yine yukarıya doğru ilerliyoruz. Yana bir tane, diğer yana bir tane. Ve artış yerimize birer tane sık iğne örüyorum. Sonrasında bakınız ipimizi de gizleyerek her trabzanımızın arasına bir tane sık iğnemizi örerek tamamlayalım. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim. Her bir trabzan'a bir tane. Evet başlangıç noktasında bitirelim. Diğer kolumuzu da aynı şekilde tamamlayalım. Evet yeleğimizin roba kısmından karşılıklı zincirlerimizi çektim ve iki tane zincirimi karşılıklı birbirine fiyonk yaparak bağladım. Şimdi üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapalım. Birinci trabzan sırasının her ikisini karşılıklı olarak birinci fiyongumu yerleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan sırası ilk sırayı da sayarak ördüm. Hemen altıncı sıraya yeniden Fiyonkum için zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. sıraya karşısına ördüm. Bakınız şimdi diğer karşılığındaki zincirimizi birlikte çekelim. Hemen tam karşısına gelecek yerden giriyorum. Beyazımdan alıyorum. İpimi şu şekilde aldıktan sonra zincirimi çekmeye başlıyorum 35 tane zincir çektim sizler uzunluğunu zevkinize göre ayarlayabilirsiniz 35 çok ideal oldu ama tabii 40 da yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunluğa göre ayarlamalarımızı yaparak fiyonklarımızı birbirine bağlayabiliriz. Evet zincirimi çekiyorum. Bu zincirimi saymadım ama tahmini değeriyle şöyle ölçtüğüm zaman bakınız aynı ölçüde olduğunu görmekteyim. Hemen birkaç tane daha ilave ediyorum ipimi çekiyorum şu şekilde sıkıştırıyorum daha sonra buradaki ipimi kesiyorum şurayı güzelce bakınız içe alalım ipimi gizliyorum bakınız burada gizlemeyi kendi rengi içerisine yapalım şöyle kıvırarak aldığımız zaman daha güzel olacaktır Evet biraz daha ileriye geçişimizi yapalım Eğer istersek şöyle bir tane zincir çekip düğümümüzü de atabiliriz Evet şimdi bu kısmı kesiyorum Evet diğer uç kısmını da kestikten sonra fiyongumuzu yapalım karşılıklı bağlıyorum ve şu şekilde düzelttikten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Evet, yeleğimizi örerek tamamladık ve bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.